Doktorlar henüz 17 yaşındasın, meme kanseri olman mümkün değil dedi ama o ikna olmadı. Kendi muayenesini kendi yaptı. Kanserli kitleyi bulunca da hayatı kurtuldu. Büşra yaşadığı o zor günlerin ardından hayatını meme kanseriyle mücadeleye adadı. Bana doktorların söylediği bu yaşta meme kanseri olmaz. Meme kanserini biz daha ileriki yaşlarda görüyoruz. Bu yüzden yani hastaneye gelmene gerek yok denildi. O hata hayatının bağrında az kalsın canından ediyordu. Kendi teşhisini kendi yaptı. Kanserli kitleyi kendi çabasıyla buldu. Kendimi muayene ederek küçük bir kitle fark ettim. Erken teşhis ettiğim için şu an hayattayım. Artık 40 yaşın altında oldukça sık görüyoruz. Hatta 18-20 yaşlarda bile meme kanseriyle karşılaşıyoruz. Onlardan biri de Büşra Yetişir. 4 yıl önce hayatı alt üst oldu. Büşra henüz 17 yaşındayken yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doktora gitti. Ama yaşı çok küçük olduğu için meme kanserinden şüphe dahi edilmedi. 40 yaş üzerinde meme kanseri görülebileceği algısı var. O yanlış algı nedeniyle kanser olduğu anlaşılamadı. Ta ki Büşra doktorların yapması gerekeni kendi yapana kadar. Kendimi muayene ederek küçük bir kitle fark ettim. Kitlenin kendi kendime teşhisinden sonra doktora tekrar gittim. Kendi doktorluğunu kendi yaptı. Elle yaptığı muayenede bir kitle tespit etti ve hemen hastaneye gitti. Hastaneye gittiğinde de meme kanseri teşhisi kondu. Neyse ki geç kalınmamıştı. Bir yıl süren tedavinin ardından kanseri yendi. 18 yaşında bir insan için çok zor bir şey bu. Hani belki hayatında yaşayabileceği en zor şey. O an öleceğimi düşündüm. Şimdi de kendini meme kanseriyle mücadeleye adadı. Türkiye Meme Vakfı'nın internet üzerinden başlattığı projenin gönüllüsü oldu. Muayene etmekten korkmayın. Kesinlikle meme kanserinden korkmayın, geç kalınmaktan korkun. Projede özellikle gençlerin bilinçlenmesi hedefleniyor. Biz bu sayede hem o çocukları, gençleri eğitebiliyoruz, hem onlar eve gidip annelerini, teyzelerini, komşularını bu konuda eğitiyorlar.